iki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Bütün başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Şu manada mutabakat, evet. Türk futbolunda adaletin eksikliği her grup tarafından hissediliyor. Biz de bunun çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz için şeyi değiliz ama adaletin eksikliği Türk futboluna giderek zarar veriyor. Hepiniz seyrettiniz değerli basın mensupları. Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray'la ilgili nasıl bir yönetici olduğunu, nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakarsanız izlenir. Herkes de görür. Değerli federasyon, değerli merkez hakem kurulu, değerli hakemler, Galatasaray'ın önünü böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Görevini tam yapmadı Ali Palabıyık. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazım. Daha önce federasyona yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık. Pozisyonları tek tek kendisine anlatarak, bakın burada böyle oldu, burada böyle oldu, siz ne diyorsunuz, baktınız mı? Gösterdiğimiz her pozisyonda da bize hak verdi. Peki dedim Sayın Başkan, yani bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım? Kendisinin de bundan mücadele ettiğini, hatta bu manadaki tavırların, bu manadaki yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının daha içeride olduğunu kendisi ifade etti. Şimdi Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki Sayın Büyükekşi, evet önümüzde daha uzun bir maraton. Lütfen, lütfen sözlerinizin arkasında durun ve Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın. Söylemlerim, özellikle beni tanıyan herkes bilir, hiçbir zaman kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan şeylerde konuşma yapmam. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye de köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyrettiğiniz zaman? Kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? Var, niye var? VAR'a gidemez miydi kırmızı kartın doğru olmadığı? Ne zaman devreye girecek VAR? Olayların bundan sonraki dönemde, çünkü ligin aşağı yukarı 1/3'ünü oynadık, 2/3'ü daha geride duruyor. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Oturun konuşun, bakın seyredin, bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takıma haksızlık yapmak, bir takımın hakkını yemek sizin rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? Ey Ali Palabıyık, sen gittiğin zaman bu gece nasıl yastığı, kafanı yastığa koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişiler, futbolla ilgili kişilerin hepsi şunu söylüyor. Yine bir hakem hakkında ortak bir dostumuz. Evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm. Arkadaş, hata yapılabilir. Hakemlik müessesesinde hatalar kabul edilebilir.
Ama daha soğumadan bu konular tartışıldığı birinci günden de aradan 5 gün 6 gün geçmeden hemen intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ben Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı olsam veya Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hataların yapıldığı yerde, bu kadar bir takımın kaderiyle, bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil değerli basın mensupları. Daha önce de yaptığım başkanlık döneminden beri herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanır. Ama eğer ben bu derecede isyan ediyorsam değerli basın mensupları, bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilir tarafı yok. Ali Palabı'yı çok mu aradınız? Değerli Merkez Hakem Kurulu yöneticileri, atayıcıları. Bardaki oturanlar, bardaki futbolu izleyenler, sahayı izleyenler hiç vicdanınız sızlamadı mı ya? Saşa'ya gösterilen kırmızı kart. Değerli federasyon yetkilileri size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız? Kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Tavrımızdan, söylemlerimizden bir santim geri adım atmayacağız. Ne güne kadar? Eğer gerçekten futbolda adaleti sağlamak için adım attığınızı görene kadar. Evet değerli basın mensupları, Galatasaray çok büyük bir camia. Eğer bazı kimseler Galatasaray'ın önünü böyle kırmızı kartla, sahadaki manipülatif yönetimlerle keseceklerini zannediyorlarsa aldanıyorlar. Tarihe bakın, Galatasaray'ın tarihine bakın. Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben buradan federasyon yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yap. Ama şunu bilin ki Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bugüne kadar yaklaşımlarıyla, tavırlarıyla her zaman bu tip oyunların üzerinden gelmiştir. Onun için bugüne kadar yaptığımız söylemler, bugüne kadar söylediklerimiz hepsinin bir tek amacı vardı. Sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin sahalara, yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Eğer sorularınız varsa. Başkanım, Galatasaray taraftarı camiası şu anda Ali Palabı ile ilgili konuşuyor. Ali Palabı'ya düdük astıracak mısınız başkanım? Bizim gibi bir öyle düdük astırma gibi bir iddiamız yok. Biz, yani düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum ben. İşin bütünü itibariyle. Sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli Başkanım, futbolu yönetiyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok değerli yöneticileri. Orada Türk futbolunu yönetmek, bizlere adalet dağıtmak için oturuyorsunuz. Baştan sona maçı bir daha izleyin. Sadece maçı değil, Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin mikrofonların karşısına geçin. Deyin ki
efendim Saça'ya gösterilen kat haklıydı diyeyim bilmem. Perdenin gerisinde durarak. Perdenin gerisinde durarak yapılanları tül perde arkasından seyretmeyin. Çıkın açıklama yapın. Deyin ki falan kırmızı kart doğruydu deyin. Abdülkerim'e verilen sarı kart doğruydu deyin. VAR'ın işlevini anlatın. VAR orada gitmesi lazımdı, burada gitmemekti. Çıkın bir açıklama yapın. Katlet adamı, öldür, arkadan da seyret. Evet, başka sorusu olan var mı? Başka, müsaade ederseniz ben de şunu daha sormak istiyorum. Gerçi Erdem Bey'e de sordum ama İnan Bey, sizin çok iyi tanıdığınız camianın akil insanlarından birisi. Ya değerli kardeşim, o İnan Bey'in açtı. Erdem Bey ona cevap verdi. Erdem Bey, İnan Bey'in şahsi fikri. Yani ben ne diyeceğim? Yani bir kulüp için şimdi kulüp yani, dolayısıyla bizim derdimiz kişilerin, takımların veyahut da söylemleriyle ilgili değil. Ya siz basın mensupları maçı izliyorsunuz ya. Benim bu söylemlerime karşı yarın çıkın deyin ki ya başkan yanıldı, başkan yanlış görmüş. O öyle değildi, bu böyleydi diye şey yapın. Herkesin şikayet ettiği konular belli. Buradaki bunlar sona erene kadar. Geçen sefer de basın toplantısında sevgili Erden söyledi. Biz susmayacağız. Biz susmayacağız. Bizim susmama sebebimiz kendimiz için değil. Futbol camiası, Türk futbol camiası büyük bir cami. Burada herkesin emeği var, herkesin çabası var, herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir yere gelmek istiyor. Dolayısıyla böyle basit, manipülatif yapıların bu işin içinde olmaması lazım. Çıkın, sizden açıklama bekliyorum değerli federasyon yetkilileri. Çıkın, benim söylemlerime karşı deyin ki ya başkan burada böyle konuştu da bu yanlıştı, bu doğruydu. Olaylara seyirci kalmayın. Ben sizden rica ediyorum. Söyleyeceğiniz bir kelime varsa çıkın. Ama çok iyi biliyorum. Bu oyunları defalarca daha evvel seyrettik. Siz demin ifade ettiğim gibi perdenin arkasından bu orta oyununu söylediniz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar susmuyoruz. Ta ki Ali Palabıyık çıksın açıklasın veyahut da Merkez Hakem Kurulu yetkilileri açıklasın. Salı günü bize federasyona çağırıyorlar. Gelin efendim biz size VAR'ı anlatalım. VAR'ın nesini anlatacaksınız? Nesini anlatacaksın VAR? VAR bugün sahnede var mıydı? Gereğini, görevini yaptın mı? Nesini anlatacaksın? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsun? Salı günkü toplantısında gelmiyor. Çünkü sizin VAR yönetim tarzınıza, sizin varınıza inanmıyorum. Çok ümitlerle daha önceki başkanlığım döneminde ben de evet varın Türk futboluna büyük faydalar getireceğini düşünerek bu işin yapılması için destek verdim. Heyhat. Heyhat. Geldiğimiz noktada VAR ancak Galatasaray'ın golünü iddia etmek için. Haklı olabilir. Ya arkadaş, senin görevin, kırmızı kartta da görevin var. Ey Ali Palabıyık, ey VAR'daki oturan arkadaş. Maçın 30. dakikasındaki kırmızı kart için insan çağırmaz mı hakemi?
Gel şuna bir bak, böyle doğru mu demez mi yani? Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.